وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزي أشتري Kur'an-ı Kerim konuşulan yerde mucize diye bir kavram konuşulur. Mucize şu demek, insanı pes ettiren ve insanların istese de yapamayacakları Allah tarafından gönderilmiş belgeler demek. Ne gibi? Allah ölüyü diriltiyor. İnsan diriltemez. Bu bir mucizedir. Allah, suyu yarattı. Bu bir mucizedir. Allah vahiy gönderiyor. Bir mucizedir. Yani Allah yapar, kul yapamaz. Kul bunu görür, teslim olur. Pes eder demektir. Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. Yani bunu Allah göndermiştir. İnsan istese de bunu yapamaz. Buradaki mucize Kur'an-ı Kerim'in mucizedir sözü. İşte sayfaları hep 15 satırdır. İşte her surenin başında besmele vardır. Bu değil. Böyle değil. Rakamsal şeyler de değil. Kur'an-ı Kerim'de şu rakam geçiyor. Demek ki bu mucizedir. Kur'an-ı Kerim'de 40 kelimesi geçiyor. Demek 40 şöyle bir mucizedir. Bu değil. Olabilir ama o değil asas gaye. Kur'an mucizedir dendiği zaman yani Allah yarattığım kul için hidayet kaynağı budur. Bundan güzeli getirilemez. Buyurmuştur. Mucize olan budur. Yoksa yani bunu mesela bir sahifenin içindeki lafz-ı celalleri, Allah isimlerini hep alt alta yazsak, beş keresi de alt alta gelse, bu bir mucize veya yapılamaz bir şey olarak gösterilirse, Kur'an-ı Kerim'i cılız düşürmüş oluruz. Bilgisayar teknolojisiyle gelir, başka biri de Firavun kelimelerini alt alta dizecek şekilde bir yazı üretir. Ne yapacaksın? Firavun da mı mucize olacak? Yani Kur'an-ı Kerim'i böyle ek payandalarla desteklemeye gerek duymamalıyız biz. Kur'an'ın ruhları rahatlatan, şeriat olarak insanlara sistem kuran, cennet getiren, göklerin sesini yansıtan, daralmışların huzur bulmasını sağlayan kimliğine iman ederiz mucize budur. Öbür türlü mesela özellikle zikretmekte fayda buluyorum. Bu rakamsal mucizeler özellikle şu rakam Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu rakam geçiyor. Demek ki bu rakamda bir kutsallık var. Sonra inceledik ki ben mesela misal bir kişi üzerine almasın bir mümin kardeşimi üzmeyeyim diye rakam vermiyorum böyle iddia edenlere karşı. Mesela 66 rakamı var. 66 rakamı da filan ayetteki kelimelerin toplamına, harflerin toplamına veya şeddelerin toplamına, üstünlerin toplamına denk geliyor. Demek ki bu ayet 66 yaşındaki bir insan tarafından okunursa gençleşir. Nereden çıkardık bunu? Filancaya okuduk gençleşti. Nasıl gençleşti? Bunlar sanki Kur'an böyle şeylere muhtaçmış gibi bir evham oluşturacağından hiç uygun hareketler değildir. Bunu böyle kabul edelim. Bunu buna yanaşmamalıyız biz. Biz Kur'anımızın manevi ağırlığını en büyük mucize olarak kabul etmeliyiz. Böyle şeylerde de mucizeliği varsa da Asıl mucizelik o değildir. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına bütün insanlığa gösterdiğimizin toplamından daha fazla hürmet, saygı göstermemize rağmen zatını yani onun kişiliğini Abdullahoğlu Muhammedliğini tapınılır bir şey haline getirmediğimiz gibi bir noktaya kadar şahsı duruyor ama peygamberliği sonsuza doğru bizi götürüyor. Kur'an'ı da böyle kabul edeceğiz. Aksi takdirde Allah hakkında, Allah'ın Kur'an'ı hakkında, gayb hakkında kafadan atmış oluruz. Bu böyledir dediğin şeyi ispat edemezsin. Neden? Ne iddia edersen et, ne kadar rakamlarla ikna edici olursan ol, Allah bu böyledir demedikçe öyle olduğuna inanamayız biz. Kur'an Allah'ın hidayet kitabıdır ölüleri diriltecek bir ruhtur. Buna iman ederiz. Buradan ötesini olursa ne güzel. Olmasa da hiç aradığımız bir şey değildi demek zorundayız. Bir başka mesele. Kur'an-ı Kerim'de şu harf şu kadar geçiyor. Şu surenin rakamı budur. Mesela 114 suresi var. Sonunda dünya 114 ülkeye bölünecek. Gerisi olmayacak. Misal. Böyle bir şey söyleme Ümmeti Muhammed'e ait bir kültür değildir. Bunu ilk defa Yahudiler geçmiş zamanda Tevrat üzerinde yaptılar. Tevrat'la iman edip amel edecekleri yerde tuttular. Şu surede ne anlatılıyor, bu ayette ne anlatılıyorun ahkamından çok felsefesiyle uğraştılar. Hicretin 4. asrından sonra da Batini ekolü denen bir ekol Kur'an-ı Kerim'in bu yönünü en büyük amel olarak gördüler. Oturdular mesela Fatiha suresinde kaç tane üstün var. Demek ki bir insan o kadar şunu yapacak gibi ibe saba gelmez. Boş gevezelik denecek şeyler yaptılar. Ümmeti Muhammed'in kültürüne ait değildir. Ümmeti Muhammed'in tefsirlerinde kadim tefsirlerinde yani felsefeden etkilenmeden yazılmış tefsirlerinde böyle bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Bu yazı ondan sonra ayetlerin etrafındaki çiçekler, işaretler bunlar yani Kur'an'ın kendisinden değildir. Kolay okunmasını sağlamak için getirilmiş işaretler, desteklerdir. Ve bir başka önemli konumuz daha var. Bizim böyle şeylerle uğraşmamız, asıl uğraş alanımız olan bu kitapla ibadet yapmayı bir kenara ittirir. Yani biz eğer o ayette ne geçiyor, bu ayette ne geçiyor diye rakamlara boğulup kalırsak, ha bu ayet mesela mesela Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi hangi suredir? Şu suredir. Demek ki 30. senemde benim şu olacak. Ya sen kimsin Kur'an ne? Yani sen senin için Kur'an mı ince hususi? Böyle şeyler asıl benim Kur'an'dan emirler alıp, nehiler alıp, hayatımı Kur'an'a göre dizayn etme heyecanımı öldürür. Tıpkı ne gibi ödevini yapacak bir çocuğa arkadaşlarından biri oyuncak getirdiğinde o ödev ne oluyor? Bir kenara itiliyor, yapılmıyor. Ama o oyuncak oynanıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'in asıl kulluk yapacağız biz diye indirilmiş yönünü bir kenara bırakıp da rakamlarıyla meşgul olursak kavanozu bal dolu bir kavanozu dışından yalamış oluruz. Bir Müslümana kıyamet günü bu kitapla niye amel etmedin? Namaz niye kılmadın? Yalan niye konuştun? Faiz haram diyordu bu kitapta. Sen niye haram yedin? sorulacak. Ama bil bakalım Kevser suresi kaç harfti? Bu harfler uzayda hangi galaksiyi yansıtıyordu? Diye bir soru sorulmayacak. Bunları ashab-ı kiram bilmiyordu. Bilmeden öldüler bu dünyada. Biz bilsek ne olacak? Onun için Kur'an'ın mucizesi ölü kalpleri diriltmektir. Huzursuz yuvalara huzur getirmektir. Anarşik hareketler, terörist hareketlere içinde kavrulmuş toplumlara huzur getirmektir. Dünyaya saadet getirmek, cennet kazandırmaktır. Kur'an'ın mucizesi bu mucizedir. Ölü Araplardan, vahşi insanlardan nasıl melekler gibi insanlar çıkardı bunu göstermektir. Kur'an-ı Kerim'e zorlama mucizeler ürettirmeye gerek yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وذكر فإن